ekonomi düzelir mi abi sence? Ekonomi düzelmez. Düzelecek Allah'ın izniyle ya, düzelecek. Düzelecek. Onlar bilmez, onlar çocuk, onlar bilmiyor ki. Ben daha önce 20 yaşındayız ha, ya. Daha işte siz düzelmez ekonomi. Sen dış güçlerden aldığın her şeyi getirip bize dayatıyorsun. Sorunu kim? Sıkıntı yaşayan kim? Biziz ya. Enflasyon %8'di. Şimdi kaçta? Ben mi yarattım abi? Yani seçim olsa kim oy verir? AK Parti'ye. Neden abi? Daha iyisi yok ki. Daha iyi yönetecek birisi var mı? Yok. Hiç denediniz mi abi? Şunu oy verip de başa getirip de iyi mi kötü mü diye. Daha önce denedik. Kim geldi abi 20 yıldır? Ne bileyim 20 yıldır önce. 20 yıldan önce denedik. Aha. Yani. Şu andaki adaylardan hangisini denedin abi? Hangisi başa geldi? Recep Tayyip Erdoğan. Başka. Alternatiften bahsediyoruz abi. Alternatif yok yok. Hani kim neden olabilir? Neden yok abi? Bakıyorsun vizyon yok, proje yok. Ekonomi nasıl? Belki biraz kriz var ama. Neden var abi? Herhalde küreseldi yani bir şeyler. Bizim de uğraşıyor birileri. Sadece Türk lirası düşüyor biliyorsunuz değer kaybı. İşte birileri bir uğraşıyor. Bulgar parası bile yükseliyor şu an. İşte birileri uğraşıyor herhalde ya. Yani niye uğraşıyor? Biraz gelişiyoruz herhalde. Önümüzü kesmek istiyorlar başka. Nasıl ne gelişiyoruz ne? Abi? Yani askeri alanda ne bileyim. Uluslararası alanda işte müdahaleler, Azerbaycan'ı düşün, Libya'yı düşün, ondan sonra Suriye'yi, Irak'ı. Önümüzü kesmek mi istiyorlar? İstiyorlar tabii. Kim istiyor? İşte güzel. Peki, ekonomi düzelir mi abi sence? Ekonomi düzelmez. Düzelecek Allah'ın izniyle ya, düzelecek. Düzelecek. Onlar bilmez, onlar çocuk, onlar bilmiyor ki. Ben çocuk daha önce 20 yaşındayız ha, ya. Daha işte siz düzelmez ekonomi. Siz 20 yaş, 21 sene öncekini bilmiyorsunuz ki, o yüzden söylüyorum. Ne biliyorsun? 20 seneyi gidersin. Ne biliyorsun? Kaç yaşındasın? Sen abi şu anki aldığın alışverişin yaptığın şu anki çok farklı değil mi mesela? Yavrucuğum ben onu söylemiyorum. Yok ben bak. Sana şunu söylüyorum. Yok mesela, sen 20 sene diyorsun. 20 senenin bir 90, farkı yok ki abi. 90 öncesi. Ya sen ne? Bilmiyorsun geç biz ayakkabı abi, bulamazdık. Abi ben sana en az bir şey biz benzin mi? Bulamazdık. Yiyecek ekmek bulamazdık. Şu an buluyor musun? Paran mı? Paran varsa bulamıyorsun abi. Nasıl bulamıyorsun? Nerede buluyorsun? Ne buluyorsun? Söyle bana. Neyse, sen bu arkadaşlarla şey yap. Cebe dönemi diyorsun. Cebe dönemi herkes kuyruktan ama herkesin parası vardı. Şu an herkesin parası var ama senin Türkiye'nin parası hiç değeri yok şu an. Tamam sen bu arkadaşlarla görüş. Seçim olsa kim oy verirsiniz? Ben abi oyumu o anki kafamın şeyine bağlı. Şu an ekonomi hangisini kim düzeltirse ona veririm. Bu açık ve net. Hani okuldaki çocuklara bakıyorsun kimse adam akıllı yapmıyor. Okumuyor. Çocuk okuyor, 8 saat boyunca okul okuyor, geri kalan kendine çalışıyor, biliyor ki hani aileme iş yapmayayım, yük olmayayım. Bu adalet mi? Olacak şey mi bu? Ama burada bir sürü kardeşimiz var, belki okuyor, belki okumuyor. Ha diyorlar ki işte biz herkes bizi kıskanıyor. Herkes bizi kıskanıyorsa o zaman sen de yap ki herkes bizi görsün, o zaman kıskansın. Ben inanmıyorum kıskandığına. Ben inanmıyorum. Eğer yapacak bir şey varsa ilk başta gençlerini düzelsinler. Bir sene önce bakıyorsun, otomobil fiyatları mesela en basit. Hani 150 milyarlık bir araba kimsenin yüzüne bakmazdı. Şu an millet onları almaya çalışıyor. Benzin fiyatı, mazot fiyatı diyorsun 10 milyonu geçti. 2 sene öncesinde ben bahsediyorum buna. Şimdiki kimse almıyor araba. Kim alacak? Ben bak şu an ben yeni evliyim. Yani kirada oturuyorum. Geçimimi sağlayamıyorum. Çocuk düşünüyorsun. Bu sefer hani bakıyorsun çocuk da yapamıyorsun. Hani çünkü hani diyorlar ya aynı yorganı göre uzak diye. Hani gerçekten öyle. Cumhurbaşkanı da en az 3 çocuk yapın demişti biliyorsun. Yapsın kendisi. Kendisi yapsın. O baksın o zaman. Cumhurbaşkanı yapsın. Gelip baksın. Tamam çocuk hani diyor ya 3 tane çocuk yapsın diye. Tamam yapsın buyursun. Gelsin. Geçen gitmiş markete işte her şey çok uygun. Ben de senin gibi 100 milyon maaş alsam benim için de uygun olur. Niye olmasın? Allah Allah. Bunlar her şey gerçek yani. Ben de senin gibi 100 milyon alsam ya da işte milletvekillerime her ay işte 100 milyon ikramiye dağıtsam ne güzel. Şu anda herkes konuşuyoruz biz burada. Z kuşağı var, Z kuşağı. Evet gördüğünüz bence kadarıyla de. Biz burada konuştuğumuz için aynen, haksız yere düşüyoruz. Z kuşaklarını çok haksız duruma düşürüyorlar. Aslında bizi de bu gençleri de düşünmeleri lazım. Benim 15 yaşında kız kardeşim var okumak istemiyor. Niye? Bu şeyde olduğumuz için okumak istemiyor. İleride çünkü bir meslek sahibi olamayacak. Benim ablam öğretmen ama atanamadı hala bekliyor. Yani böyle gitmez bu durum. Biraz önceki abi tepki gösterdiniz. Ekonomi düzelir dedi. Size düzelmez. Gittikçe daha da kötüye gidiyor. Gittikçe daha da kötüye gidiyor. Lira. Yani dış borç ne kadar olduğunu biliyorlar mı? Alım gücünü ne kadar düşünebiliyorlar mı bu ülkede? Bu ülkede insanlar neyi düşünüyor biliyor musun? Alırken, verirken
hesabını yapıyor, işin içinden çıkamıyor. Yani partili olmak önemli değil. Önümüze market geliyor, faturalar geliyor. Yani o adam AKP'li, bu CHP'li, bu İYİ Partili önemli değil. Ben ekonomime bakarım arkadaş. Önemli bu iki güzel yürütmek. Ya gençlere yürütmek. Bakıyorsun, herkes ağlıyor. Çocuk eğitimini alamıyor. İstediği gibi bir hayat yaşamıyor. İstediği zaman da aileler diyor ki, siz ne gördünüz? Ya arkadaşım bir şey mi görmesi lazım? Sen gördün diye o da mı çekecek? Yani bu çocuk hiç hayal kuramayacak mı? Ben anamdan babamdan bir şey görmedim. Ben de görme. Ya bırak artık bunları ya. Ben bir şey söyleyeyim mi? En basit bir örnek. Şu an Türkiye'de gençlerin %80 hepsi Kanada, Amerika, Fransız oralara gidiyor. Ama hayal işte. Yok. Hayal etmeye kurmuş. Yok. Yok ben diyor çektim diyor benim çocuğum çekmesin diyor. İnsanlar siyasi güdümlerini bıraksın. Arkadaş bir şey var, gerçek var. Bunu kabullenin ya. Ya bu sistemi kim başında? AKP mi? AKP sorumludur ya. CHP olsa CHP sorumludur. Dış güçler diyorlar. Ya dış güç. CHP başta gelmemiş ki. Ya dış güçler mi? Bak bura bak, burası Kocaeli bölgesi. Sanayi bölgesi. Bütün firmalara bak. Yalan yer yani bak kısacası. Bütün firmalara bak. Hep taşeron firmayız biz. Kendimize aitten üreten bir şey yok. Adamlar bugün elini çeksinler. Elini çeksinler. Hepimiz işsiziz. Evet taşeron. Ne dış gücü ya? Zaten vermişsin her şeyi ellerine. Sen kendin bir şey üretirsen ben gelir seni takdir ederim. Bugün siyahlar yapılıyor, iyalar yapılıyor. Soruyorsun sanki onlar yapmış gibi kendini şey yapıyorlar. 1967'de babası devletten teşvik aldı. 74'te sistemi kurdu. Biz de bakıyoruz acaba doğru mu yanlış mı? Bak oğulları bugün şey yapıyor, anlatıyor. Biz siyahlar yaptık, iyalar. Doğrudur, bir şey demiyoruz. Allah razı olsun. Ya yapan herkesten Allah razı olsun. Ama arkadaşım bazı bir şeyler daha yap. Sen otomotiv yaptın da biz mi seni engelledik? Sen dış güçlerde zaten aldığın her şeyi getirip bize dayatıyorsun. Sorunu kim? Sıkıntı yaşayan kim? Biziz ya. Ülkece neden bizi yaşatıyorsun ya? Bir borçlanıyorsun, bizi borçlandırıyorsun. Biz yaptık. İnsan ne yaptın sen abi ya? Beni borçlandırıyorsun. Yazık değil mi ya? Şu insanlara yazık. Yani o adam muhafazakar, bu milliyetçi, bu solcu. Bu ya hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Her vergi veren, herkes veren vergi, herkes düşüncesini söylemek zorunda. Kimse kimseyi dışlamasın. Hele dil, ırk, mezhepçilik yapmasınlar ya. Ya böyle bakıyorum, utanıyorum ya. Diyorlar ki Kürt halkı diyor çok kötü diyor. Ya Kürt halkı niye Kürt'ü? Niye kötü olsun? İnsanlık, Çanakkale safhasında en çok olan Kürtler değil mi burada? Yazık mı? Kürtler. Ya. Ama şu an gidip baksan derler ki Kürtler PKK'dır. Kardeşim Van'ı da, ırkı da, şeyi de. Ya zaten şu an bak, bakıyorlar bunu Naz'ın %80'i. Bunu zaten bilinçli yapıyorlar. Kardeşler. Bunu neden bilinçli yapıyorlar? Bir milliyetçi aynı taraf, aynı bir milliyetçi kesimin daha çok kazanmak için yapıyorlar. Zaten onların yarısı da bölünmüş. Ben Yozgatlıyım. Çevremden biliyorum. Yarısı bölünmüş. Ya sen düne kadar yerden yere vuruyordun milliyetçiliği. Ayakların altına alıyordu ya bizi. Abi onların en güzel yaptığı şey ne biliyor musun? Yazık. Bak çocuklara yazık. Devlet bana yardım ediyor. Bu çocuklara gelecek kursunlar, bu insanlara iş ekmekleri kapısı. Bak insanlar alın güçleri güzel olsun. Yazık ya hepimiz bak soframıza geldiğin zaman çocuğumuzun üstüne bakamıyoruz geri geldiği zaman. Yazık. Peki, seçim olmasın istiyor musun? Tabii ki olsun. Yürütemiyorsan bırakacaksın. Başkanı yürüsün. Sen ben ya tutar millet verir vermez o ayrı bir şey ama sen yapamıyorsan bırakacaksın ha. Bak 2002'den geldiler. 2011'e kadar çok güzel gidiyordu. Enflasyon %8'di. Şimdi kaçta? Ben mi yarattım abi?